E Balotelli'yi de bir konuşalım istersen. Yeniden çünkü gündeme geldi. Hı hı. Aynı sayfada hemen Avubakar haberinin altında göreceğiz. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu. Leri'nin yetersizliği gözle görülür bir biçimde belli oldu deniyor haberde. Yaşanan bu gelişmenin ardından Marka gazetesinde flash bir haber vardı. Siyah beyazların kısa süre önce veto etti. Balotelli'nin Süper devinin listesine yeniden girdiği anlaşmanın da yakın olduğu haberleri var. Kendisine talip olan başka takımlar da varmış. Amerika'da mesela Los Angeles Galaxy yazılıyor. Çünkü çok show isim yani insanın kullanan çok böyle şov business e, canlandıran bir isim. O yüzden de e, tam böyle Amerika ortamına çok hızlı bir şekilde adapte olabilecek bir isim gibi gözüküyor. Peki e, ama daha cevabını vermemiş. Beşiktaş bir kez daha devreye girdi haberi var. Yani sen Amerika Sergen Hoca eder diyorsun. Sergen Hoca demek ki e, onay vermiş. Çünkü başkanın bizzat ağzından çıkan ifade hocamız veto etti şeklindeydi. E, Sergen Hoca e, golcü transferi gelmeyince e, o zaman tamam Balotelli'yi alın dediyse hı hı. Beşiktaş Beşiktaş'ta bu girişimlere başlamıştır yurt Yurtdışı kaynaklı bir haberdi bu. Taraftarları heyecanlandıran bir isim Balotelli aslında. Çok heyecanlanıyorlar taraftarlar. Umarım heyecanlarının karşılığını da alabilirler transfer hı hı. gerçekleşirse. Acilen bir de sabek bakılıyormuş. Son iki dakikamız hızlanalım. Sabah gazetesinin bu sefer 21. sayfasına gidiyoruz. Yönetimden transfer istedi Sergen Yalçın Sabah'ın 21. sayfasındayız. O gün Şahin onun bir habere Gökhan ayrılmasının ardından Pauk maçında da eksikler görüldü. Harekete geçildi Roman'ın sahabeki Santon gündemde. Bir de Ahmet Oğuz. Evet Ahmet Oğuz ismi de e, şu sıralar kulübüyle yolları ayırdı ve e, muhtemelen transfer olma konusunda da en sıcak isim gibi gözüküyor e, Beşiktaş'a. Ahmet'in performansı milli takım seviyesine kadar yükselmesini sağlamıştı bir dönem. Sonrasında bir duraklama dönemine girdi. Daha çok rotasyon oyuncusu mu olacak Beşiktaş'ta yoksa ilk 11'e girer mi? Ne olacağını kestirmek mümkün değil ama... Zaten şu an Beşiktaş'ın o bölgede bir ihtiyacı olduğu için sağ bek pozisyonunda... Hı hı. Ahmet gibi bir oyuncu o bölgede ilk 11 alabilir. Yani eğer Douglas çok ekstra bir performans sergilemezse. Evet. Yani sakatlıkları yüzünden Douglas'ı göremiyoruz hiç ama... Douglas geldiğinde eğer çok ekstra bir iş yapmazsa Ahmet formayı alır. Santon için neler söyleyeceğim? Birkaç cümleyle onu Tabii alalım. ki. Yani burada e, oyuncunun hem sol bekte hem stoperde hem de merkez orta sahada forma giyebiliyor olması hı hı. E tabii Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Ahmet de biraz daha bu statik olduğu için Ahmet'e göre Santon ismi, evet yabancı kontenjanın ya da yabancı sayısıyla alakalı problem yaşamayacaksanız, evet. e, Santon maliyet anlamında biraz daha yoracaktır, çok daha fazla yoracaktır. E, Santon tabii daha böyle kulağa hoş geliyor ve o alternatifli oynamasından dolayı da sezon içerisinde ihtiyacınız olabilir. Peki bu saat dilimini de noktalıyoruz sevgili izleyenler, saat başına buradayız. Rica edersem az önceki ekrana getirdiğimiz gibi sahayı ekrana getirirsek, burada linesin aslında kritik bir görevi var. Tabii. Linesi aynı zamanda bir de sol bekte de oynatıyorsunuz zaman zaman ve geçtiğimiz yıl Liness'in o lisanslanmadığı dönemde hı hı. şu an ekranda olduğu gibi bakın Saracçı'nın alternatif Süleyman Luş. Yani Süleyman'ı seviye anlamında ne kadar bu lige hazırlatabileceksiniz ya da hazır olacak o konuyu kestirmek çok mümkün değil ama Saracçı'nın yokluğunda Linesi, Saracçı'nın yerine çekebiliyorsunuz. Solbek'e. Sol beke ve performans da veriyor. Geçtiğimiz yıl Linesi'nin kadroya yazılmaması sebebiyle sol bek pozisyonda özellikle yaşanan hatta sağ bekte de zaman zaman yaşanan problemlerde bir eksiklik yaşadı Galatasaray. Evet. O yüzden de burada Lines kritik bir görevde. Fatih Hoca'nın e, gönderilmesini istemesi sonrasında problem oluşturur mu kısmında bana oluşturur gibi Biraz Biraz yabancı kontenjanını açmak istiyorlar orada herhalde. 1,5 milyona yakında bir maaş var garanti para ondan yani Burada yabancı sınırını acaba? açma gibi derdi varsa Galatasaray'ın. Bunun önceliğini biraz işte Feguli, Belhanda, Çaline gibi isimlere vermesi gerekiyor gibi. Peki devam edelim. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. 21. sayfada ekranlarımıza gelecek. Babel için Galatasaray forması giderek imkansız hale geliyormuş sevgili izleyenler. Ayrıntılarına bir bakalım. Hem Galatasaray'ın bol, e, bol, alternatifli kadrosu hem de yeni sezon hazırlık kampında öne çıkan Arda Turan ve Emre Kılınç performansı. Babel için sanki biraz ayrılığı artık işaret ediyor gibi. Çünkü bu iki oyuncunun performansını ep ön plana çıkartıyor. Muhabirler oldukça iyi bir oyun sergiliyorlar vesaire şeklinde. Babel için artık ne dersin kendine yer bulma şansı azaldı gibi gözüküyor mu? Ayrılık olur mu? Fatih Terim'in planlarında olmalı mı ya da diye sorayım sana. Şöyle e, bana olmalı gibi geliyor. Ama tabii ki kampları takip eden oyuncu hı hı. gazeteci arkadaşların verdiği bilgiler bu anlamda çok daha kıymetli ve orada ışık görünmüyor gibi yorumlar geldiğine göre muhtemelen bu ışığı Babel de göremiyordur. Ancak Babel'in yaptığı açıklamaları takip ettiğimiz zaman şunu söylüyor Babel her defasında. Arap Yarımadası'na gitmenin çok büyük bir hata olduğundan bahsediyor. Ve muhtemelen bir daha o bölgeye gitmeyecek. Kendisine Avrupa'dan bir talip bulması da çok güçlü bir ihtimal olarak gelmiyor bana. Ve şu anda Babel'in takımda kalması finansal olarak sorun yaratmıyorsa... Sezon içerisinde hı hı. bu kadar yoğun bir tempoda ki Galatasaray'ın temposu Fenerbahçe'den de ağır olacak. Ve onlar muhtemelen UEFA Arpa Ligi temposu, Türkiye Kupası ve Lig derken 65 maçı görecekler. E bu Babelde e ihtiyaç olabilir gibi bir sinyal veriyor. Peki Babel'de kalmalı diyorsun Martin Nes gibi. Evet. E Hames gezden biraz bahsedelim. Biraz da yeni transfere yazılan isimlere göz atalım hızlıca. Foto Maç gazetesinin bu sefer 10. sayfası ekranlarımıza gelecek. Rodriguez isminin son zamanlarda ön plana çıktığını görüyoruz. Diego Rueda yeni başlangıç için İstanbul çok iyi bir seçenek demiş. Kolombiyalı gazeteciden bahsediyorum. Galatasaray ihtimalini kulak arkası yapmasın diyor. Böyle bir açıklaması olmuş. Kolombiya basınında sürekli haberler çıkıyor Rodriguezle alakalı. Radamel Falcao'yla ile buluşacak hatta sohbet edecek şeklinde haberler de var. Yani daha doğrusu temas kurdukları yönünde haberler de oldu. Ne dersin bu e, oyuncu gelir mi? Taraftarlar çok heyecanlı çünkü Rodriguez konusunda. E, Valla Hames Rodriguez Galatasaray değil de Başakşehir'e gelirse daha e, az şaşırırım. Galatasaray'a gelme ihtimalinden. Yani oyuncu Başakşehir'e imzalasa beni daha az şaşırtır. Galatasaray'a gelme olasılığı şöyle, şimdi ikinci bir çıkış bekliyorsunuz. Bunu yapmak için de şampiyonlar ligi gruplarına daha çok ihtiyacınız var. Hı hı. Yani Hames'in e, Süper Lig'de yapacakları ya da UEFA Avrupa Lig'inde yapacakları çok da referans alınmayacaktır onun kariyer açısından. Hı hı. Yani onun için şampiyonlar ligi gruplarında o dişli takımlara hı hı. karşı neler yaptığı referanstır. Çünkü majör liglerdeki majör takımlara transfer yapmayı hedefliyorsanız Süper Lig performansı bunun için yeterli olmayacaktır. Bunun için şampiyonlar ligi gruplarında performans vermeniz çok önemli. O yüzden Başakşehir'e gelse hı hı. daha az şaşırınca. Eyvah Galatasaray taraftarlar kızacaksa. Yok gerçekçi olalım. Kendi yönetimleri de aynı şeyi söylüyor. Yani oyuncunun Burada, kariyeri açısından sen değerlendiriyorsun. Tabii ki bir oyuncunun da. kariyeri bir de maaş hı hı. bütçesi. Bugün baktığımız zaman yani Hames Rodriguez'e vereceğiniz paraları e, Galatasaray hı hı. taraftarları düşürsünler. Bugün Falcao'nun 7 milyon eurolara varan bir maaşı varken e, Belhan'da ...3.2, Fegül'ü 3.8 alırken... ...Mustara 4 milyon euroya yakın civarında bir para alırken... ...siz Hames Rodriguez'e 2.5 milyon euroya imza attırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ya da 2 milyon euroya? Haklı olarak oyuncu da çıkartacak menajerili listeyi. Sizden talep edeceği rakam en yüksek alanlardan bir miktar belki daha az ama... ...yine 4 milyon euro civarında olacak. Tabii ki çıkış noktası, Galatasaray'a gelmesi... ...hepimizin böyle süperlikte böyle oyuncuları görme arzusu vardı... Ama artık bu tarz oyuncular bataklığa sürükledi takımları. Bugün geldiğimiz noktanın sebebi 4 milyon euro civarında maaş alan oyuncular. Hames Rodriguez mi Galatasaray'ın kurtuluşu? O yüzden diyorum hani şampiyonlar Ligi gruplarında olan Başakşehir'e bile gitmesi